DEVA Partisi Hasan Teşkilatı olarak düzenlemiş olduğumuz basınla buluşma kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz. DEVA Partisi olarak ülke genelinde Mavi Yelekliler etkinliğimiz var. Mavi Yelekliler etkinliğinde Türkiye genelinde DEVA Partisi logolu mavi yeleklerimizi giyerek sağ çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hatay'da da bugüne kadar ilçe teşkilatlarımız Mavi Yelekliler etkinliklerini gerçekleştirdiler. Gerçekleştirmeye de devam ediyorlar. Bu hafta genel merkezimizden genel başkan yardımcımız Sayın Selma Ali Yakal, genel başkan yardımcımız Sayın Nazlı Seda Ural Hanım ve genel merkez yönetim kurulu üyemiz Sayın İbrahim Gezer Bey bizimle beraber bu etkinliklerimizde bize katıldılar. Dün Yayla'da, Hassa ve Kırkan ilçelerimizde Mavi Yelekliler etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşımızın yoğun ilgisi ve DEVA Partisi'ni umut olarak görmesi bizi son derece motive etti. Gücümüze güç kattı. Bugün de öğleden sonra Defne ve Antakya ilçelerimizde Mavi Yelekliler etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Ankara'da yoğun bir gündem var. Altın Masa çalışmalarına devam ediyor. Sayın Bakanımız Sadullah Ergin Bey Ankara'daki yoğun programından dolayı dün etkinliğimize katılamadı. Bugün aramıza katılacak ve öğleden sonraki etkinliklerimizde bizimle beraber olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Katıldığınız için ve sözü Sayın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Gezer Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim. Genel Başkan Yardımcılarım, Hatay DEVA Partisi'nin değerli başkanları, ilçe başkanları, değerli teşkilat mensupları ve Hatay basınımızın güzide temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün partimizin bir saha çalışmaları görevlendirmesi kapsamında Hatay'dayız, ilimizdeyiz. Bu vesileyle hem ülkemizle ilgili hem de Hatay'la ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmak ya da sağ çalışmalarına katılmak üzere aramızdayız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ülkemiz kritik bir süreçte geçiyor. Yeni bir seçim hazırlanıyor. Bu seçim ülkemizin belki de 40-50 yılını yeniden şekillendirecek bir seçim gibi gözüküyor. Bu seçimde gerçekten adalet, hukukun üstünlüğü, demokrasi kazanacak ya da taraflı ve partili bir yönetim anlayışı, Cumhurbaşkanı sisteminden kaynaklanan keyfi bir yönetim ya da otoriter bir yönetim kazanmış olacak ve ülkemizin 47 yılını şekillendirecek. Dolayısıyla ben bu vesileyle bütün Hataylı dostlarımız, arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz duyarlı olmaya davet ediyorum. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Taraflı ve partili Cumhurbaşkanı sistemi geçildiğinden bu tarafa aslında çok daha öncesi 2013 yılından itibaren özellikle Türkiye'nin hemen hemen her alanda inişe geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir sistem ülkeyi her alanda krize sokmuş gözüküyor. Adeta bir hastanın çoklu organ yetmezliği yaşaması misali ülkemizde çoklu sistem yetmezliği yaşıyor hemen hemen her alanda. Denge denetleme sistemleri önemli olan ortadan kalkmış gözüküyor. Yasama yargı yürütme arasındaki denge bozulmuş gözüküyor. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki denge merkezi yönetim lehine bozulmuş gözüküyor. Dolayısıyla her alanda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kapsamda Hatay ilimiz de gerçekten potansiyel yüksek bir il. Tarihi geçmişiyle, kültürel birikimiyle, işte denize olan uzun bir sahil yoluyla, nüfusuyla, 1,5 milyon aşmış nüfusuyla ve özellikle de yaklaşık 4 milyar doları bulan ihracatıyla dinamik bir özel sektörüyle gerçekten güçlü ve potansiyel yüksek bir şehrimiz var. Bu vesileye ben doğrusu geldiğimde dün arkadaşlarla seyahat sırasında şöyle hızlıca Hatay'ın bir sosyoekonomik gelişmiş değerlerine de bakma fırsatım oldu. Ama arkadaşlar Hatay bütün bu potansiyellerine rağmen çok iyi yönetilmediğini de görüyoruz doğrusu. Yakın geçmişinde 81 il arasında 25. 26. sırada olan Hatay son yıllarda 39. sıraya gerilemiş görünüyor sosyoekonomik gelişmişlik açısından. Adeta küme düşmüş görünüyor Hatay. Dolayısıyla bu düştüğü kümeden yeniden çıkması, yeniden Süper Lig'e çıkması ve bu potansiyeline uygun bir şehre dönüşmesi bir yönetimle buluşması için DEVA Partisi'nin iktidarının önemli olduğunu düşünüyoruz. DEVA Partisi Türkiye siyasal tarihinin en kapsamlı iktidar hazırlığını yapmış bir parti olarak
gerek şehirlerimizle ilgili, gerekse ülkemizle ilgili 22 farklı politik alanda çok kapsamlı bir yaptı, hazırlık yaptı, yol haritası çıkardı. Sanıyorum genel başkan yardımcılarımız da birazdan bunlardan bazı örnekler verecek. Ben bu vesileyle bu seçimin fırsata dönüşmesini, DEVA'ya bir şans tanınmasını, ülkemizin bu sorunlarla ertelenmemesi açısından bu şansın önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. Herkesimizin kıymetli. Biz de hem genel başkanımızın hem partimizin mesajlarını halkımızla buluşturmak, seçmenlerimize ulaşmak adına daha önce her ay, artık her hafta Türkiye'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye farklı illerinde partimizi, çalışmalarımızı, kadrolarımızı ve yaşadığımız bu yoksullukta, yoksunlukta, adaletsizlikte, eğitimde, gençlikte bütün sorunlarımıza da reçetelerimizi sunduğumuz 22 eylem planımızla birlikte seçmenlerimizle buluşuyoruz. İl başkanımız da bahsetti, hocam da bahsetti. Bu seçim Türkiye'nin yaşayacağı en kritik seçimlerden biri olacak. Bu seçimlerin hem kadınların, ev hanımlarının katılımının, tercihlerinin Türkiye'nin geleceği adına çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Baktığımızda 2000 ve sonrası doğumlu arkadaşlarımızın yaklaşık 13 milyon seçmenimiz var. Yani aslında seçimin kaderini bir noktada gençler belirleyecek. Ben de partimizde uygulanan hem %35 cinsiyet hem de %20 gençlik kotasıyla partimizin en genç kurucular kurulu üyesi ve şu an birçok partide ki en genç genel başkan yardımcısı olarak sahada çıkıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Eylem planlarımızdaki çözümlerimizi halkımıza paylaşıyoruz. Dersimize çok çalıştık. Ne kadar 20 yılda bir yakın tarihimize baktığımızda yaşadığımız dönüşümler var. Bu 20 yıllık artık tek kişinin karar alma mekanizmalarındaki tek kişinin doğrularıyla yönetilen bir ülkenin ne hale geldiği de ortada. Bunun için ben de sizleri DEVA Partisi'ni de daha çok takip etmeye, inşallah oyunuza talip olmaya ve bu süreci hep birlikte atlatmaya, ülkemizi tekrar mutlu, huzurlu, yarınların Türkiye'sinde bir arada olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Bakanıma bırakıyorum. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu arkadaşlarım, değerli il başkanımız, il yönetim kurulu arkadaşlarımız ve her daim özgür olmasını arzu ettiğimiz basınımızın çok değerli mensupları, günaydın, hoş geldiniz. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Hatay'dayız. Buraya gelmeden önce de Kahramanmaraş'ta 2 günlük bir çalışma programımız oldu. DEVA Partisi kurulalı 3 yıl oldu. Günümüzde tarihi telaffuz edilmiş ama kanundaki resmi prosedürü henüz tamamlanmamış, yerine getirilmemiş bir seçim takvimi var. Belki getirilecektir. Dolayısıyla kurulduğundan bu yana partimizi bütün Türkiye'de politikalarımızla ve kadrolarımızla tanıştırmak üzere 11 saha programı yürütüyoruz. Zaten partimiz kuruldu 9 Mart'ta. O gün Türkiye'deki ilk pandemi vakası açıklanmıştı, hatırlarsınız. Daha sonra pandemi yasaklarıyla birlikte uzunca bir süre zaten hiçbirimiz dışarıya çıkamadık sizlerde. Bütün vatandaşlarımız pandemi yasakları kalktıktan sonra ancak sahaya çıkabildik. Bu süre içerisinde tabii ki teknolojinin imkanlarını kullanarak Zoom üzerinden bizimle çalışmak isteyen insanlara ulaşarak öncelikle teşkilatlanmamız noktasında atmamız gereken adımları attık. Daha sonra pandemi yasakları kalktıktan sonra sahaya çıktık. Siyaset sahada insana dokunarak yapılması gereken bir iş. Meşhur bir söz vardır, sıkmadığınız el, görmediğiniz göz sizin değil. Duygusal iletişim elbette çok önemli. İnsanlarla bir duygusal iletişim, duygudaşlık kurabilmeniz için tabii ki o insanların size güvenmesini sağlamanız gerekir. Bunun için de o insanlarla birebir temas etmeniz, oturmanız, konuşmanız, sizin insanları tanımanız, insanların da sizi tanıması gerekir. Kısacası daha çalışmalarımızın ana teması bu. Bu çerçevede tabii ki Türkiye'de çok ciddi bir yönetilememe hali var. Ülkenin bütün problemleri ertelenmiş ve çözümsüz bir noktaya gelmiş ve tıkanmış bir durumda. Yani bunu ironi olarak söylüyorum. Evet, geçenlerde bir sözcü biliyorsunuz bir açıklama yaptı. İstanbul'da bir yangın çıkmış. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla söndürüldü diyor. Evet, böyle bir sistem olmaz. Yani ülkedeki en
küçük adımı bile atma noktasında bir tek kişinin kararı söz konusu olduğunda 85 milyonluk büyük bir ülkeyi yönetemezsiniz. Sistem tıkanır ve şu anda bir tıkanmışlık hali var. Evet, Deva Partisi siyasetin alanının daraldığı ve sistemin tıkandığı bu zeminde bu tıkanıklığı aşmak için kurulmuş bir partidir. Bu çerçevede iktidara talibiz, iddialıyız ve iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren bu ülkenin kaybedecek zamanı olmadığını biliyoruz. Onun için 22 konuda eğitimden sağlığa, ekonomiye, yerel yönetimlere, afetlere ve sosyal politikalara kadar dara geldiğimiz andan itibaren ilk 90 dakika, 90 gün ve 360 günde neler yapacağımızı bu eylem planlarımızda deklare ettik. Ve burada deklare ettiğimiz politikalarımızın her birisi aynı zamanda hesabı kitabı yapılmış bir bütçe büyüklüğü içerisine sığdırılmış olan eylemlerdir. Afaki olarak gündeme alınmış eylemler değildir. Bu çerçevede genel merkezimizin planlamış olduğu saha programları bütün kurucular kurulu ve yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla bütün Türkiye'de rutin olarak, dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. O çerçevede iki gündür Maraş'taydık, dünden bu yana da Hatay'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birebir vatandaşa partimizi, politikalarımızı ve kendimizi anlatıyoruz. Çünkü ana akım dediğimiz medya bizi göstermiyor. Bir karartma var. İktidarın kontrol ettiği medya bizi göstermiyor. Karartma var. Ben teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Sizler geldiniz. Onun için biz kendimizi ve politikalarımızı aynı zamanda birebir vatandaşa ulaşmak suretiyle kendimiz anlatıyoruz. Önümüzde bir seçim süreci var. Bu süreçle ilgili çalışmalar kamuoyundan da takip ediyorsunuz. Yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Ben katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.